Muhterem arkadaşlar, bu gördüğünüz meyve pek çok şeye benzetebilirsiniz ama bir erik, ama bildiğimiz standart eriklere çok da benzemiyor. Bu Hasan Dağı'nda yetişen iki erik cinsinden birisi. Birisi kayısıyla erik arası, çekirdeği de ona benziyor. Bu da daha kırmızı olanı. Bugün bunu bulabildik ama çok uzun zamandır aradığımız bir şeydi. Dağda yetişen hiçbir ilaç, egzoz dumanı, şehirdeki işte baca dumanı vesaireden etkilenmemiş olan, gayet sağlıklı, belki de endemik bir şey. Erik çok kıymetli bir meyve. Özellikle sirkesi eriğin eklem ağrıları için çok faydalı olur. Bir de herkesin başına hayatta birkaç kere, belki onlarca kere gelen kabızlığın en önemli şifasıdır. Hep söylediğimiz bir şey var. Eğer bir meyve koyu renkli ise, yabani ise ve dikenli ise bundan mükemmel netice alırız. Bakın, şöyle bir anlayışı da şiddetle reddediyoruz. İşte çürük çarık meyveden sirke olur diye. Böyle bir şey olmaz. Sirke en iyi, en kaliteli, en şahane meyveden olur arkadaşlar. Özellikle de ilaçsız, daha doğrusu ilaç diye onlar söylüyor, zehirsiz meyveden olur. Ben meyveleri 3 kez yıkamayı tercih ediyorum. Gerçi bu dağdan toplandığı için sadece tozla alakalı bir sıkıntısı vardır ama bunu çok da ehemmiyetli bulmuyorum. Bir defayı, bakın bu yumuşamış, bir defayı uygun bulmuyorum. 3 kez yıkamayı tercih ediyorum. Allah tektir teki sever diyor Resulullah. Ona dikkat ediyorum. Belki duyanınız vardır. Üryani eriği diye bir erik var. Kastamonu dolaylarında yetişen. O erikten elde etme şansımız olmadı arkadaşlar. Bu eriğimizin de yine koyu renkli olduğu için şifasının çok olduğuna eminim. Bu eriğimizin de üryani eriğini aratmayacağını düşünüyorum. Bununla bir sirke yapacağız inşallah. Şimdi neden sirke yapalım? Neden sirke yapalımın çok bir önemi yok. Sirkeyi ilaçsız meyveden, yabani meyveden ve herhangi bir tarım zehiri bulaşmamış meyveden yapmak önemli olan. En doğrusu seçim itibariyle meyve seçerken en doğrusu meyvenin kendi öz suyundan yapmaktır. Ancak o tip çokça meyveye ihtiyaç duymamıza rağmen elde etme şansını pek bulamadığımız için biz balın şifasından da faydalanma yoluna gidiyoruz. Yani şeker oranını %12, 15, 16 gibi rakamlara çıkarırken baldan istifade ediyoruz. Meyvenin özüyle beraber su kattığımız için ister istemez o şeker oranını yakalamak için. Bu çok tatlı değil. Aşırı tatlı meyvelerin çok da faydalı olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü lezzet bir şey de çok aşırıysa emin olun şifada o kadar uzaktır. İnşallah bir yaklaşık 2 aylık bir süre sonunda bu meyvemiz sirkeye harika bir hakiki tıp ilacına dönüşmüş olacak. Şifaya vesile olsun inşallah.